Başın sağ olsun. Buradasın. Ayşe arayınca hemen geldim. Bilseydim daha önce gelirdim. Ben seni çok merak ettim. Hediye ablanın yanına geçelim istersen. Yalnız bırakmamak lazım. Ülkeş. Neden bıraktın gittin beni? Ben ne yapacağım şimdi burada tek başıma böyle? Öyle deme Hediye. Bak biz varız her zaman bir kardeş gibi, bir evlat gibi. Hediye ablacığım. Sen bizim için çok değerlisin biliyorsun değil mi? Tamam bak. Ateş senin ciğerine düştü ama bizi de yaktı Hediye. Ökkeş Efendi eşi benzeri bulunmaz bir insandı. Ben çok şahit oldum babalığına, toparlayıcılığına, yol göstericiliğine. Bir karıncayı bile incitmeyen hallerine. Öyleydi. Kendi incinir. Başkasını incitmezdi. Takdir ilahi be Hediyeciğim. Hepimizin gideceği yer orası. Ne derler? Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Kızım bitmiş getirsene. Tamam. Nasıl dayanacağım ben buna? Allah'ım yardım et ya Rabbim. Derdi veren Allah dermanını da verir, sabrını da verir Hediye. Dayanacağız, dayanacaksın. Bak arkasından ne kadar güzel konuşuyoruz. Bu çok büyük bir nimet. Hediye ablacığım. Hadi bir iki yudum iç. Bak iyi gelecek. İstemem kızım. Ben onsuz bir yudum su bile içemem. Yapma böyle. Ökkeş abi seni böyle görsün ister miydin? Ha? Düşünsene bir. Nasıl üzülürdü? O değil ağlamana. Yüzündeki en ufak bir buruntlanmaya bile dayanamazdı. Hadi. Bir yudum iç.
Ayşe'cim ben alayım. Bana da ver kızım. Hediye ablacığım, yanındayız. Merak etme, buradayız. Gitmiş Allah'ın cezaları. Allah'ım nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Ah Mehtap ah! Senin bu yaptığını düşman yapmaz. Kapalı yine. Neden ya Mehtap neden? Neden bu şeref yoksunlarını musallat ettin başıma? Seni bir bulayım var ya, çok pis ödeteceğim bunun hesabını. Ben geldiğini duymadım. Çay. İyi gelir. Bahçe bile Ökkeş abiyi çok üzülecek. Belki de en çok sen. Onu bir baba gibi sevdiğini biliyorum. O da sana çok düşkündü. Evladı gibiydi. Sanıyoruz ki sevdiklerimiz hep yanımızda kalacak. Ama gün geliyor, elimizden kayıp gidiyorlar. Ölüm başka bir şey. Ama sevdiğinin elinden kayıp gitmesini görmek. Ben içeridekilere bakayım. Belki bana ihtiyaçları vardır. Teşekkür ederim. Burada olduğun için. İçeri geçerim mi?
Efendim Mert? Sorma. Biz de inanamadık duyunca. Sağ ol, sağ ol hepimiz. Ah, ah ne vefalı çocuk. Bak ta nerelerden baş sağlığı için arıyor. Onu da çok severdi. Evladı gibi. Kim sevmezdi ki? Bu evde tek bir kişi kırmışlığı var mıdır? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Burada, burada. Tamam, veriyorum. Mert. Alo, Mert. Sağ ol. Sağ ol hepimizin. O da burada. Yanımda. Olur Mert. Söylerim. Sağ ol, düşünmem bile yeter. Tamam, ararım ben seni. Mert'in selamı var herkese. Ben mutfağa geçiyorum. Bir şeyler hazırlayayım. Ben de geleyim kızım, yardım edeyim sana. Akılsız başın cezasına ayaklar çekilmiş. Mehtap'a inanıp mahalleye gelir misin? Al işte. Acaba Salim amcaya mı danışsam? O bana bir yol gösterir. Tabii ya. Çıktı patron. Evet evet peşindeyiz. Eğer kaçarsa çıranızı yakarım. Tamam patron, merak etme, ensesinde hiç sıkıntı yok. Yürü gözden kaçırmayalım, yoksa patron elinden kimse alamaz bizi. Ah, kolum acıdı. Kalk bakalım, iyi misin? Kolum acıyor. Bakayım. O kadar da kötü düşmemişsin. Ben hemen öpeyim geçer, tamam? Sen şimdi eve git kuzum. Annen yaranı temizlesin, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Hala peşimdeler. Ya Salim amca zarar verirlerse? Yok, dükkana gidemem. Sabah. Kızım. Kızım nereye böyle hızlı hızlı selamsız sabahsız? Salim amca, benim çok acil bir işim var. Yoksa uğrardım sana, biliyorsun, ben gideyim. İşleri yoluna koydu galiba. E hadi bakalım, hayırlısı. İçeriye bir kontrol et bakalım. İçeride kim var? Adamı da bir araştıralım. Bir ara lazım olur. Cevriye Hanım, isterseniz siz kilerden eksik malzemeleri getirene kadar ben yavaştan yemeye başlayayım. Tamam kızım. Aslında doğru söyledin. Yemeğe kuzu eti daha iyi yakışacak. Ben malzemeleri alayım da bir an önce yetişeyim sana. Thank you.
Handan'la. Gözümün önündeki şeyi görmüyorum. Halbuki biraz önce ben koymuştum oraya. Sağ ol. Biz Cevriye Hanım'la bir saat yemeği hazırlarız. Sonra ben... Sonra sen? Yemeğe kalmayacak mısın? Kalamam. Kalabalık yerlerde durmak en iyisi. Gittiler galiba. Nedir olayı? Uzun zamandan beri burada oturuyormuş. Adam marangoz. Bu kız kiminle konuşuyor, ne yapıyor? Hepsini bileceğiz, tamam mı? Sonra patrona mahcup olmayalım. Bakalım ne kadarın varmış sabah. Sabah, sabah kızım. Gitmemişler. Ay. Bugün birinin başını illa yakacak mıyım ben ya? Kızım. Kızım deminden beri sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Cevap da vermiyorsun. Sabah. Aa Şükran teyze, sen miydin? Ha evet benim. Bak Şükran teyze. Neyin var senin? Nedir bu dalgınlık? Yüzün de bembeyaz. Önemli bir şey yok değil mi? Yok canım, yok. Kötü ne olabilir ki Şükran teyze? İyiyim ben. İyi. Ay şöyle oturayım. Ay hayır ya Şükran teyze, hayır. Efendim? Nem diyorum, çok bunalttı Şükran teyzem, çok. Sen nasılsın, iyi misin ha? İyiyim kızım, nasıl olsun işte. Ha, bak ne diyeceğim. Salim amcana gidiyorum, yemek götürüyorum. Hadi sen de gel. Çok güzel taze fasulye pişirdim. Taze fasulye diyorsun ha? Sen aç mısın? Ay vallahi açsın sen. Yok Şükran teyzem, aç değilim ben. Daha yeni yedim hem. Hatta o kadar çok yemişim ki. Taze fasulyeyi sevdiğimden sana öyle geldi galiba. Taze taze simitlerim var. Bir taneye mideni tutar. İki taneye karnın doyar simitçi. Sebzeli bulgur pilavı da yaptım. Tokken de yenir bu. Ay Şükran teyzem ah. Üzerine bir de bol fıstıklı irmik helvamı yersen. Sen benim irmik helvamı unutmadın değil mi? Unutmuş olmak isterdim Şükran teyzem. Anlamadım. Ne dedin? Şükran teyzem, bunlar şimdi soğuyacak. O kadar emek vermişsin. Yazık olmasın şimdi. Hem ben de gideyim artık. Acelem var. Görüşürüz Şükran teyzeciğim. Salim amcama da çok çok selamlar. Tamam. Aleyküm selam. Tamam, tamam. Deli kız. Senin acelen yok muydu kızım? O zaman niye öyle duruyorsun? Hadi yürü. Hmm.
kase fasulye ve sebzeli bulgurla arama girdi püsküller. Ne güzel şimdi yiyecektim ya. Ben kalacağını düşünmüştüm. Dönmek zorundayım. Biliyorsun babam. Ondan habersiz geldim. Böyle olması gerektiğini biliyorsun. Yapabileceğim bir şey yok. Ayrılıktan başka yol yok. Hayır, olmaz. Yani böyle olmaz. Ben bunu kabul etmem. Bunu kabul etmem mümkün değil. Öyle Ömer'cim, öyle. Hediye de kabullenemiyor bir türlü. Kolay mı onca yıl aynı yastığa baş koyduğun can yoldaşınla vedalaşmak? Haklısınız Cevriye Hanım. Hiç kolay değil. Ama elden ne gelir? Bazı şeyleri değiştirmeye insanın gücü yetmiyor. Ama çocuklar, sizin önünüzde çok uzun bir ömür var. Bu uzun ömürde sevdanız hep daim olsun inşallah. El ele, gönül gönüle. Çok acı. Yıkıldı Hediye abla, yıkıldı. Böyle ani olunca tabii. Kalp krizi. Ecel gelince baş ağrısı bahane biliyorsun. Ya sadece şeker hastalığı vardı. Hediye abla da o kadar özen gösteriyordu ki. Hediye abla nerede? Ayşe biraz önce götürüp yatırdı. Ben biraz Hediye ablanın yanında kalayım. Sonra gitmem gerekecek. Tamam. Ya Hediye abla çok kötü. Onu nasıl toparlayacağız, nasıl teselli edeceğiz bilmiyorum. Ya çok hani oldu. O hükkeş abi. Tamam Ayşe'ciğim. Tamam canım. Hayatım. Artık toparlaman lazım kendini, biliyorsun. Yani ya ben hala inanamıyorum ki. Sanki şu kapıdan çıkıp Ayşe kızım diyecekmiş gibi. Canım benim. Tamam. Zehra. Çok teşekkürler. İyi ki yanımızdasın. Vakit çok geçmiş evlat. Akşama yetişmez bu iş. Sabahı bitirmemiz lazım. Yani gece buradayız. 3-5 derken dershanenin bütün işi bize kaldı. Usta, işin hakkıyla yaparsan rızkın gelir seni bulur diyen sensin. Öyle evlat, öyle. Bak biz bir iş aldık, arkasından bir sürü iş geldi. Yaptığımız düzgün olmasaydı kapımızı çalmazlardı. Biz işimizi iyi yaptıktan sonra inşallah. Ha, Zehra'yı arayayım, akşam gelemeyeceğimizi söyleyeyim. (Gülüyor)
Evlat, dükkan sana emanet. Ben eve kadar gideyim geleyim, olur mu? Tamam usta. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin Çıkan teyze. Hoş bulduk. Salim içeride mi? Size sıcak yemek getirdim. Soğumadan yiyin. Ay yok, şimdi çıktı ya Şükran teyze. Karşılaşmadınız mı? Yok. Eve gidiyordu. Eve mi? Eve niye eve gidiyor ki? Ya işte bu akşam mesaiye kalacağız da onu Zehra ablaya öyle... Ay sen yemekleri, sofrayı kur. Yemekleri aç işte. Uf, geliyorum ben. Aman. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Ben bir mutfağa bakayım. Hı hı. Hayatım geçecek. Hiç üzülme sen. Senin güçlü olman lazım ki Hediye ablaya yardım edebilesin. Onun şimdi desteğe ihtiyacı var. Nihat, ya ben onu böyle görmeye dayanamıyorum. Güzel kalpli karım benim. Aradın mı? Hayır. Ya burada olduğumu öğrendiyse? Yani buraya geldiğini kim biliyor ki? Kimden öğrenecek? Şükran teyze biliyor. Ama yok, o söylemez de. Ya galiba babam eve gitti. Beni orada bulamayınca da. Tamam, o zaman ben seni eve götüreyim. Bizimkilere görünmeden gidelim. Baban seni merak ettiği için aramıştır. Ay bismillah. Ne oldu çocuklar, hayırdır? Nereye böyle? Bizim küçük bir işimiz vardı Cevriye Hanım. Onu halledip döneceğiz. Hayırdır abla? Dükkana size yemek getirdim. Soğuyacak. Hadi git dükkana da yemeğini ye. Abla ben bir eve uğrayacaktım ya. Zehra'yı arıyorum arıyorum, cevap vermiyor. Çok merak ettim. Salim, ben zaten eve gidiyorum. Gidince söylerim, Zehra'yı arar seni. Hadi sen hemen dükkana git de yemeklerini ye. Soğumasın. Bak çocuk da aç aç seni bekliyor dükkanda. Arasın ama. Merak etme sen, arar arar. Hadi, hadi sen git. Salim bir şey soracağım. Koray dedi ki sabaha kadar çalışacağız, mesai falan dedi. Nedir o iş? Okuldan yeni siparişler geldi abla. Yarını istiyorlar. Sabah ancak yetiştiririz. Oo, iyi, iyi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bol bereketli, rızıklı işler versin inşallah. Hadi sen bir an önce git de yemeğini ye. Tamam. Selametle. Ucu ucuna yetiştim vallahi. Oh. Evdekilere ne diyeceksin? Bulurum ben bir şeyler. Sen düşünme bunları. Baban çok daha önemli. Tamam ama bir şey olursa mutlaka ara, tamam mı? Açamazsan mesaj atarsın. Olur, atarım.
Şükran teyze arıyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Alo, Şükran teyze, ben yola çıkmak üzereyim, geliyorum. Babam aradı ama açamadım. Bir şey yok değil mi? Yok kızım, yok. Gelmene de gerek yok. Neden? Babanlar sabaha kadar çalışacaklarmış. Bir iş yetiştireceklermiş. Eğer bu gece orada kalman gerekiyorsa kal kızım. Babanı da merak etme. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. Endişe etme kızım. Olur da baban eve gelirse... İşte aldım bize getirdim falan derim, tamam mı? Tamam Şükran teyze. Ben senin hakkını nasıl öderim? Tamam, görüşürüz. Gitmeme gerek kalmadı. Babam bu gece eve gelmeyecekmiş. Yani bu gece de burada kalacaksın. Evet. Şükran teyzeye bir teşekkür borcum oldu. Şu hale bak ya. Kaldın mı sokakta sabah? Sabahtan beri peşimdeler ya. Hayır, yanıma da gelmiyorlar. Niyetleri ne bunların ya? Sen de yalancısın, yalancı. Kes, nereye etme adamı. Kes benim kadın. Çekil kız yatağımdan. Yatağın mı? Yatağım ya. Benim güzel yatağım. Tek kişilik ama idare ederiz güzelim. Bana bak. Olmadı bu. Böyle olmadı. Sakın bağırayım deme, deşerim. Sen sus. Yine yine konuşuyorum, kör müsün? Gece bizi berbat etmeyelim güzelim. Bak bende yorgan da var. Sarılır yatırır. Ha? Dua et, başım belada. Aman be. Hırsız etme sen de kadın. Bana bak. Sen ölmedin mi? Öldün. E o zaman hala benimle ne konuşuyorsun ha? Uyudu mu? Vallahi ağlamaktan sızmaya uyuma denirse uyudu işte. İçtiği sakinleştiriciler de işe yaradı herhalde. Çabuk toparlanır inşallah. Yoksa bu gidişle hasta olacak. Olmaz canım, olmaz. Daha acısı çok taze. Alışacak elbet. İnşallah Allah. İnşallah. Kolay mı? Kaç yıllık can yoldaşını kaybetti. Ama işte derdi veren Allah dermanını da sabrını da verir. Çayı iyi gelir diye düşündüm. Sağ ol güzel kızım benim. Sağ ol Zehra'cığım. Teşekkürler. Sen neden uyumadın hala? Çünkü senle uyumam gerekiyor. Bir tanem bu gece kendin uysan olur mu? Bak biz hala oturuyoruz, uykumuz yok.
Olmaz. Ben seninle babamla yiyeceğim. Kızım. Hadi gel ben seni yatırayım. Hem masal da okurum. Ben uyuyunca yanımdan çıkmayacaksın. Hayatım istersen gel beraber yatalım. Hı? Olur. Gel anneciğim. Gel. Asya'cığım. Eğer istersen bugün bizle birlikte yatabilirsin. Hem annen de biraz dinlenmiş olur. Sizinle mi? Süper. Gel o zaman. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. İyi geceler. Ay, ay öldüm. Ay vallahi öldüm. Atlattık atlatmasına da. Şimdi sıra kalacak yeri bulmaya geldi. Hadi bakalım. Hadi gelsene Zehra abla. Tamam, geliyorum canım. Kaybettin. Yo, neden? Bir şeyini arıyormuş gibi baktım da ondan sordum. Yok. Hiçbir şeyimi kaybetmedim. Dayım da geldi. Hadi yatalım artık. Benim çok uykum geldi. Tamam canım. Hadi gel. Gel bakalım böyle. Bana masal okuyacak mısın? Ama kitaplarımı getirmeyi unuttum. Ben sana aklındakilerden bir tane anlatsam olur mu? Olur. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Karlar ülkesinde bir kral üç kızıyla birlikte yaşarmış. Bir gün kızlarını toplamış, demiş ki, beni ne kadar çok seviyorsunuz. Büyük kızı, seni denizler kadar çok seviyorum demiş. Çok şükür ya. Evde yok. Sonra kral demiş ki, affet beni kızım. Seni etin tuzu sevdiği kadar seviyorum dediğinde anlamamıştım. Meğer en çok sen seviyormuşsun beni. Bitti mi yani? Kısa ama güzeldi. Bu kadar kısa olmaz. Güzel masallar sonsuza kadar sürer. Thank you.
Allah'ım ne olur bu geceyi rahat geçireyim. Bu eve gelmesin püskül ne olur. Amin. Acıktım. Bir simitle tüm gün geçmiyor tabii. Giymeyecek misin? Teşekkür ederim. Başka bir şey var mıydı? Yok. Ben üstümü değiştireyim. Mis, mis. Ellerime sağlık. Durmadan dünya dönüyor, dönüyor. Uyumayacak mısın? Çok yoruldum bugün. Aslında uyumak istemiyorum. Ben de. Dışarı çıkalım mı biraz? Olur. Ne işin var senin burada? Fasaklı gördüm. Evet mi? Fasaklı gördüm. Midemi bulandırma. Yemek yiyeceğim. Yemek mi yapsın? Yemek yaptım Beyzademize. Afiyetle yesinler diye. Yemez miydiniz? Tabii ki. Ya var ya sen böyle ol. Benim canımı ye ya. Gerçekten. Pıs! Ya hemen bir şiddet, bir agresif. Ya hemen bir sinir durumu. Çek elini dedim, çek. Ya ben iyiyim, sen kendini tekrar yaparsın.
Bırak dedim. İğrenç kokuyorsun. Bırak. Bak bırak yoksa dökülecek. Sen nasıl bir deniyorsun? Ölürüm de vermem. Bırak. Ya bırak. Aa, yandım. Yan. Yan. Ya ben. Leke. Gömleğimi kilettin. Şimdi de suçlu ben mi oldum yani? Bakamıyorum. Sakın. Sakın kusma. Sakın. Lütfen kusma. Lütfen. Çok tuhaf. Yani böyle kötü bir günde bile... burada bu şekilde seninle hiç konuşmadan oturmak iyi geliyor. Günlerce kalabilirmişim gibi. Uykun gelmedi mi daha? Hayır. Ama senin gelmiş gibi. İstiyorsan içeride yatağında uyu. Benim de uykum gelmedi henüz. Atmaya başladın da önümde benim diyen kaleci bile duramaz. Güya beyefendisin. Mağara adamı. Püsküllü mağara adamı. Uyanmadan gideyim de bir daha curcuna falan kaldıramam. Çantam nerede benim? Ya nasıl alacağım ben şimdi bunu? Ne yapıyorsun ya ayağımla? Sence ne yapıyorum? Çantamı kurtarmaya çalışıyorum senden. Senin evinde ne işin var? Ne zaman geldin? Kimden izin aldın? Bence var ya,
Sen kızlarla gezip tozacağına biraz kitap oku da kelime hazinen genişlesin. Hep aynı şeyleri sayıklıyorsun ya. Sana evimde ne işin var dedim. Ben de yine başlama dedim. Gidiyorum zaten. Bulmuşlar beni. Kahretsin. Nereye kadar kaçacağım ki? En iyisi karşılarına çıkmak. Ne olacaksa olsun evet. İki ucu pis olan değneğin püskül tarafını seçiyorum. Mecburen. Ne işin var evimden? Niye düşmüyorsun yakamdan? Burada mıydın? Biraz işim vardı. Onları hallediyordum. Valiz de nereden çıktı? Gidiyor muydun? Kararlısın yani. Hı hı. Eşyalarını toplayıp öylece gidecektin yani. Hem de hiçbir şey söylemedim. Başka çarem yok.
Hayır, var. Gitme. Gitmem Melik. Biliyorsun, babam. Gitmemen için ne gerekiyorsa yaparım. Sen o valizle şu kapıdan çıkıp gidersen olmaz. Zehra. Olanlar benim için, bizim için çok ağır, çok zor zaten. Babamı ezip geçemem. Bunu benden istemem. Şimdi son defa. Son bir defa senden yardım istiyorum. Yoksa bunu başaramam. Ben bu kapıdan çıkıp giderken hiçbir şey yapma. Bir şey söyleme ki gidebileyim.
Hoşça kal. Abi, ne yapıyorsun burada? Hiç. Sen? Ya Zehra'ya bakmıştım. Sabah bir gördüm, sonra ortadan kayboldu. Nerede o? Zehra gitti. Gitti mi? Nereye? Önceden yapması gereken bir iş vardı. Cenaze yüzünden ertelemişti, onu halledecek. Neden sordun sen Zehra'yı? Ya Hediye ablanın yanına gidecektim de o da gelsin istedim. Yarın Ökkeş abinin Kur'an'ı var. Hediye ablanın özellikle istediği bir şey var mı diye soracaktım. Yarın dedim ama. Ama biz ilgileniyoruz. Sen kendi işine bak. Ya kaç gündür her şeyi sen koşturuyorsun. Bunu da ne yaptı biz hallederiz. Tamam Ayşe'cim, sağ ol. Ne demek abi? Ökkeş abi için ne yapsak az? Neyse abi, ben Hediye ablanın yanına gidiyorum. Zehra geldiğinde söyler misin bana? Ayşe'cim, Zehra gelmeyebilir. Gelmeyebilir mi? Evet, yani dedim ya, halletmesi gereken bir iş var, iptal de edilmemiş. Anladım abi, tamam, sorun yok. Neyse ben gideyim. Bakma öyle yavru keti gibi. Bana ilk defa iyi bir şey söyledin, farkında mısın? Konu bu değil. Konuyu sonra tartışırız. Konu neyse artık. Akşamdan kalmanın da bir sınırı olmalı abi. Kız şaka değil, hayal değil, gerçek. Allah'ım ya, evimde bir cadı var. Üstelik istediği zaman istediği yere girebilen bir cadı. Allah'ım, hiç düşmeyecekler yakamda. Sen gitmiyor muydun? Hey! Ne? Bir de kendi kendine konuşuyor. Ne oldu, biri mi var orada? Yok, yok biri. Biri yok. Ya kim olacak? Ya hep böyle tuhaf tavırlar, gizemli haller falan. Senin asıl sorunun ne biliyor musun? Bir öylesin bir böyle. Senin burada ne işin var? Çık buradan. Burası benim mahremim. Mahremin? İyi misin sen? Senin burada olman yakışık alıyor mu? Çık dışarı. Sen gerçekten iyi değilsin. Çıkar mısın dışarı lütfen? Bak, gel bir değişiklik yapalım. Geç karşıma, konuşalım. Söyle, dinliyorum. Seni merak eden kimse yok mu? Hani nerede olduğunu bilmek isteyen falan. Ya, günlerdir buradasın. Olup olmadık saatlerde geliyorsun. Annem babam falan merak etmiyor mu nerede olduğunu? Duyamadım, ne dedin? Hiçbir şey demiyorum. Cevap vermeyeceğim. Seni başlarından attıkları belli. Ama nedenini sormayacağım. Çok net bir şekilde görünüyor. Senin konuşmaktan kastın bu mu? Vallahi ben de seninle konuşmaya bayılmıyorum. Pasakladığım vücut bulmuş hali. Çözümü belli. Susarsın o zaman. Çel çel laf yetiştirmezsin. Çözümü tam olarak şu canım. Canım derken sevgi manasında değil.
Evimden defolup git. Beni rahat bırak. Sabret kızım sabah. Dışarısı tehlikeli. Bıçak Meriç'i konuşur, konuşur, susar. Kafasını karıştır. Dikkatini dağıt. Duyamadım, bir şey mi dedin? Senin kulaklarında bir sorun mu var bugün? Dediğim hiçbir şeyi anlamıyorsun. Bunun kokusu kulaklarını bozmuş olabilir. Sen geldiğinde duşa gidiyordum. İnsanda akıl mı bırakıyorsun? Akıl az olunca tabii. Çok konuşma. Senin yüzünden ne halde geziyorum? Bak şimdi. Ben duşa gidiyorum ama çıktığımda... Çıktığında burada olacağım. Yüzsüzsün, yüzsüz. Zehra? Sen miydin Şükran teyze? Kızım bu yüzünün hali ne? Gel, geç içeri gel. Babam gelmedi değil mi? Gelmedi, gelmedi. Merak etme. Sabaha kadar atölyedeydi adamcağız. Yalan söyledim diye içim içimi yedi. Yemesin kızım. Yalan söyledin de gezmeye gitmedin ya. Rahmetliye son görevini yapmaya gittin. Hala inanamıyorum öldüğüne. Takdiri ilahi kızım. Ölüm her canlının, hepimizin başında. Akkeş abi çok, çok iyi birisiydi. Sanki o evin, o ailenin çalışanı gibi değil de bir parçası gibiydi. Baba gibi. O yüzden herkes çok üzüldü. Hele Hediye abla. Yani görsen perişan oldu Şükran teyze. Öyledir kızım, öyledir. Anlıyorum. Acısı daha çok yeni, çok taze. Rabbim zamanla sabrını verir. Siz de yanında olduktan sonra. Diğerleri nasıl? Konaktakiler? Ayşe perişan oldu. Biliyorsun hastalık atlattı. Ya, tekrar rahatsızlanacak diye öyle korktum ki. Allah korusun, Allah korusun kızım. Kocası da abisi de yanında nasıl olsa. O da perişan oldu. O? Ömer Bey. Abisi Ayşe'nin. Anladım. Ömer. Ömer Bey. Kızım, sen iyi misin? Bir derdin, sıkıntın yok değil mi? Bak Zehra, eğer varsa benimle her şeyi konuşabilirsin. Ama her şeyi. Ben senin teyzen, annen sayılırım. Biliyorum Şükran teyze. Sağ ol. Tamam kızım o zaman. Hadi dinliyorum seni, anlat. Ne anlatayım Şükran teyze? Kızım sen daha gençsin. Ömrünün baharındasın. Varsa gönlünün kaydı, hayırlı işler.
Ben babanla usulünce konuşurum. Şükran teyze. Derim ki yani Salim bak işler senin bildiğin gibi değil. Bu çocuklar birbirlerine farklı duygular beslemişler. Mesele senin zannettiğin gibi sadece kağıt üstünde değil falan gibi. Yani adamcağız da bilsin ki bazı durumları başkalarının kalbini kırmasın değil mi? Sakın Şükran teyze. Sakın böyle bir şey yapma. Sen bunu çıtlatırsan ben utancımdan babamın yüzüne nasıl bakacağım? Böyle bir şey yok zaten. Babamı bir kez daha üzemem. Sen bilirsin kızım. Yani tamam nasıl istersen öyle olsun. Hesabı kapattık. Son sözlerimizi söyledik. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapandı. Sadece birkaç cümle de olsa konuşmak istiyorum. Konuştuk bitti. Ama benim size söylemek istediklerim... Ben son sözümü söyledim. Tamam. Israr etmeyeceğim. Ama siz benimle konuşana kadar... ben burada duracağım. Anlamadım. Siz konuşana kadar... buradan ayrılmayacağım. Koca dünyada bu odanın içine sıkışıp kaldın sabah, iyi mi? O püskül de seni evden kovalamak için fırsat arıyor. Eyvah, adamlar!
Kapıyı aç da bir işe yara bari. Açma! Pardon? Açma diyorum, açma. Ya bildiğin bir şey var demek ki. Beni dinle, ölmezsin. Kendi evimde sana mı soracağım kapıyı açıp açmayacağımı? Tamam. Kapı deliğinden bakalım. Kim olduğunu anlayalım yani. Hem nereden biliyorsun hırlı mı, hırsız mı, sapık mı? Belki de evime zorla girmek isteyen biri. Ama ne yazık ki öğrenemeyeceğiz. Çünkü kapı deliğimiz yok. Ayrıca vizyonsuzsun. Çekil bir iki adım geri. Bu ne? Bu olamaz. Nasıl olur böyle bir şey? Ne oluyor? Söylesene. Lokantanın çırağı siparişleri bildirmiş. Kedi. He. Sen demek kediden korkuyordun, o yüzden açtırmadın kapıyı. Seni gidi hayvan düşmanı seni. Ben hayvan düşmanı değilim bir kere. Ee? Yani ben kedileri seviyorum. Ama uzaktan, böyle mesafeli bir ilişkimiz var diyelim. Abla, bu kedinin neyini sevmiyorsun ya? Ne güzel bir kedi bu. Ya sevmiyorum demiyorum zaten, ürküyorum. Böyle ani ani hareketleri var ya, böyle tıslıyor falan. Asıl tehlikeli olan sensin pasaklı. Ne zaman nereden çıkacağım belli olmuyor. Ver kardeşim sen şunları. Buyur abi. Mutfağa götür de bir işe yara bari. Al sen de. Sağ ol. Hadi sağ olasın. Bir şey diyeceğim. Bu kedi senin mi? Yok abi, kapının önünde gördüm ya. Tamam. Sağ ol. Ben açım, çok açım ve hep açım. Ya bunlar işi biliyorlar ya. Şu kokuya bakar mısın? Kurt gibi açım biliyor musun? Sen de aç değilsin değil mi? Yok, değilim, sağ ol. Ha. Hayır, açsan sipariş ver. Bu anca bana yeter. Hoş geldin baba. Sağ ol kızım. Baba, bir şey mi oldu? İyi misin? Yok. İyiyim kızım, iyiyim. Arayan soran oldu mu? Yok. Kim arayacaktı ki? Hiç canım. Öylesine sordum. Tamam baba. Sen otur, ben kahvaltını hazırlayayım. Yok, bir şey yemeyeceğim. Elimi yüzümü yıkayıp uzanacağım biraz. Yorgunum. Tamam, kalkınca yersin o zaman. Ben hazır ederim. Kendi mülkü. Bütün eşyaları da her yerde. Dur bakalım. Dur bakalım, dur bakalım. Sabah Aksu. O ne be? Özel denen bir şey var, biliyorsun değil mi? Tek kelime. Özel. Bu özel denilen şey yeni mi keşfedildi? Yani sen benim cüzdanımı karıştırırken yok muydu?
O başka. Senin kim olduğunu bilmiyordum. He. Ha ya ben senin kim olduğunu biliyorum şu an. Beğenmiyorsan kapı orada. Bak nal gibi kapı. Hadi çık. Yürü git. O kadar korktu ki. Ne saklıyor acaba? İnternet diye bir şey var. Bakalım sosyal medyada. İsmi ne? Hangi çağda yaşıyor bu kız ya? Sosyal medya kullanmıyor. Bunun kesin ismi soy ismi de yanlıştır. Evet evet hayalet gibi zaten. Kimsesi yok. Olsa ararlardı. Pasaklı evden def etmem lazım. Ama nasıl? Kedi! He. Sen demek kediden korkuyordun, o yüzden açtırmadın kapıyı. Seni gidi, hayvan düşmanı seni. Ben hayvan düşmanı değilim bir kere. Ee? Yani ben kedileri seviyorum. Ama uzaktan, böyle mesafeli bir ilişkimiz var diyelim. Kahretsin, çok şanslıyım. Sen ne sevimli bir kedisin ya. Senin adın ortak olsun. Seninle küçük bir işimiz var. Bu evde yaşayan bir cadı var, kedilerden korkan. Onu başımızdan def edeceğiz. Beni başaramadığımı sen başaracaksın. Hadi bakalım. Sarıl, sarıl bana sen. Sarıl, korkma Hediye. Sağ olun Cevriye Hanım. Gel Hediye ablacığım. Gel. Rahatsız olmasaydın yavrum. Olur mu? Ne rahatsızlığı? Hoca Efendi'ye bir danışsak mı acaba? Nihat hallediyor işleri Hediye abla. Ne olur düşünme. Allah razı olsun sizden. Allah senden de razı olsun Hediyeciğim. Ayşe, ben bir mutfağa bakayım da kontrol edeyim. Yeni gelen kızın aklı beş karış aldı. Ha? Su damlan nerede kızım? Bugün gelemeyebilirmiş ana. Allah Allah. Ne oldu? Ay benim bildiğim su damlam yani böyle bir günde iki eli kanda bile olsa gelirdi güzel kızım. Yani yarın mevlit var ya. Önceden ayarlanmış bir randevuymuş galiba. Neyse halletsin işini de aklı kalmasın. Zaten yarın ihtiyacımız var ona. Hoş bir şey yapmasa da varlığı da yeter ya ona. Doğru söylüyorsun. Tamam kızım. Sen... Ben.
neden geldim? Bilmiyorum. Dur, bana ver. Bunları da asarsan işim bitmiş olacak. Bana bırak. Bunları mı? Evet. Yapamayacağımı mı sandın? Dur, dikkat et. Tamam, tamam. Yok bir şey, iyiyim. Ama öyle değil. Nasıl? Diğer uçtan. Buradan. Şurası tam tersi. Böyle. Rüyada gibi. Çok tuhaf. Tüm bunlar. Gerçek olduğunu biliyorum. Ama inanamıyorum. Seninle ilk dans ettiğimde aynı şeyleri ben de hissettim, biliyor musun? İlk defa kollarımın arasındaydın. Kokunu ilk defa o gün içime çektim. Çok, çok yakınım. İşte sen de o gün benim için hem gerçektin hem değildin. Hatırladın mı? Hiç unutmadım ki.
tamam. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Her şey bitti. Her şey. Nasıl olabiliyorsun? Üşüyor musun? Ben mi? Yok. Ama titriyorsun. Öyle mi? Biraz esti sadece. Sana. Bu çok güzel. Çok yakıştı. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Yani çok teşekkür ederim. Burası o kadar güzel ki. Bir ömür boyu burada böylece durabilirim. Olur bırak. Bırak gideyim. Yoksa hiç. Hiç. Hiç gidemeyeceğim. Gitme. Kalamam. Anlamıyor musun? Bu olanlar benim için, bizim için çok ağır, çok zor zaten.
Zehra. Kızım alışveriş için para bırakayım mı? Zehra. Bir şey mi istedin babacığım? Bana bir bardak su verir misin? Dükkana gideceğim. Yetmezse uğrarsın. Bu yeterli. Çok bile. Tamam kızım. Ben öğlen patatesli gözleme yapar getiririm. Çayla yersiniz. Sen seversin. Boş ver. Gözlemeyle falan uğraşma. Yani hem iki gün önce getirdin ya kızım. Sen seviyorsun diye. Yok kızım yok. Kalsın bugün. Hadi al ısmarladık. Tamam babam. Kolay gelsin. Görevin çok basit bak. Sadece duracaksın. O pasaklı cadı birazdan gelir. Ama öyle tırmalamaya falan gerek yok. Hadi bakalım. Görmüştüm. Koyun muydu, keçi miydi? Böyle korkunca donup kalıyordu. Sen ona benzemişsin. Götür şunu odamdan. Hemen. Hemen. Şunu? Onun bir adı var. Ortak. Değil mi kızım? Ben de seni arıyordum ya. Sen burada mıydın? Seni hınzır seni. Bu kapının önündeki kedi. Sen getirdin değil mi? Ne alakası var ya? Kedi kediye benzer. Sen benim kediden korktuğumu falan sanıyorsun ama öyle değil işte. Korkmuyor musun? Ne alakası var? Tamam. Burada kalsın o zaman. Yok yok. Kalmasın. Götürsen sıkılır burada o. Ya bir bakıyorum da keyfi gayet yerinde ya. Kalsın burada. Çıkar şunu hemen. Adı Ortak. Ortağını da alıp gider misin? Rica ediyorum. İnsan gibi. Şimdi ya onun hakları var ve ben ona saygı duyuyorum. O yüzden alamam. Yok gitme. Ya gitti bile püskül. Ortak. Ortak. Senin ismin kesin Ortak değildir. Az önce öpüskül koydu ismini. Olsun. Bak sen çok tatlısın. Çok sevimlisin. Hadi sen. Git sen. Çık dolaş. Benim kötü anılarım var ya. Belki bilinç altındandır. Hadi kızım. Ya da... Hadi oğlum. Hadi git. Ya gitsene.
saçmalama sabah. Saçmalama. Alt tarafı kedi. Baksana çok sevimli. Ne yapabilir ki? Tırmalar. O kadar. O içeridekinin iğneleyici laflarındansa bu daha iyi. Sevimlisin sen. Güzel kedicik. Kedicik minnoş. Ben aslında senden korkmuyorum. Biraz çekiniyorum. Ya da çekinmiyorum gibi ama değişik bir şey işte. Canım benim. Sen dur. Benim içerideki püskülden sarılacak hesabım var. Onun başına öyle bir çorap öreceğim ki. Hala burada mı? Bekleyebilir ki. Zehra. Kızım alışveriş için para bırakayım mı? Zehra. Bir şey mi istedin babacığım? Çoktan çığlık çığlığa çıkması gerekiyordu. Ne oldu acaba? Ses yok. Yoksa korkudan bayılmış olmasın? Ya da bu deli kediye bir şey mi yaptı? Yok ya, o kadar da değil. Camdan kaçmış olabilir mi? Tabii ya, korkudan camdan kaçmıştır. Sonunda kurtuldum bu pasaklıdan.
Ne o şimdi de kapı dinlemeye mi başladın? Ortak sen? Onun adı ortak değil, minnoş. Nasıl ya? Hadi kuzum, senin tuvaletin gelmiştir. Nereye yapacak o? Senin kedin değil mi? Öyle demedin nereye yapacağını. Saçma sapan konuşma, bütün her yer tüy yapacak. Kaldır onu. Aa, ciddi misin? Senin koltuğuna da mı? Bir dakika, kedi nerede? Ne bileyim. Şimdi buradaydı, çıkar birazdan ortaya. Ortak, kızım. Gel, pis, 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 pis. Minnoş da bak nasıl bulacaksın. Ortak adını benimseyememiş. Ortak. Yo. Yo, 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 yo. En sevdiğim ceketimdi bu ya. Buna pislemiş olamazsın. Nerede bu? Sevmezdin. Saat kaç oldu, benim hala yemeğim yok. Ne götüreceğim babamlara? Topla artık kendini. İşine bak. Ne pişirsem ki? Yarım saatte pişecek bir şey. Abicim arayın siz şu numarayı hemen. Ya çok kolay. Sabah Hanım dükkanınıza hırsız girmiş diyeceksiniz. Tamam, anlatırım ben size. Hadi, hadi hemen arayın. Kedi olmadı ama elbet seni dışarı çıkartacak. Bir şey bulacağım bu evden. Ortak dedik, bağrımıza bastık. Mahvetti her yeri ya. Biraz daha kalsa Allah bilir neler olacaktı. Çantam nerede? Hah, buradaymış. E ne oldu, bir şey mi oldu? Mahalleden aradılar. Dükkanıma hırsız girmiş. Benim gitmem lazım. Aa, üf, kötü olmuş ya. Ya bir şey diyeceğim. Ortak da dışarıda kapının önünde. Onu da alsana giderken. Baktın işine yaramayınca kapının önüne koydun değil mi hayvanı? Sen de işime gelmiyorsun ama bir türlü kapının önüne koyamadım. Sana laf yetiştirecek vaktim yok. Ama aklımdasın, merak etme. Çok kolay oldu be. Ben biraz daha akıllı zannederdim. Şu üstümü değiştireyim ya, bütün her yer tüy oldu. Ben bunları unutmuştum. Benim bunları atlatmam lazım. Dükkana gitmem şart. Başka şansım yok. Var mı? Bunlar da belli beni takip edecekler. Etsinler. Ne olacaksa olsun. Yani ne yapacaklar ki gündüz vakti? Yok abi, çıkmadı daha ama çıkacak. Ne yapalım çıkınca? Bu iş böyle olmayacak. İlk fırsatta alın. Birkaç gün misafirimiz olsun da anlasın durumun ciddiyetini. Abi çıktı evden, alıyoruz. Yüzünü gören cennetlik Sabah Hanım. Dünden beri gözümüz yollarda kaldı. Şu tiplere baksana. Ha, kendine ki arkadaşların olsun. Kesin arkadaşları. Aman bana ne ya. Gitsin de bir daha gelmesin. Evim evim, güzel evim. Sonunda bana kaldın. Siz ne laftan anlamaz adamlarsınız. Param yok diyorum, yok. Paran yok öyle mi? Peki nasıl kalıyorsun böyle bir yerde o zaman?
Ya ne alakası var? Misal ben kalamıyorum villada. Bak sen bize yalan söylüyorsun. Böyle bir şeyi ne patron sever ne de biz. Pişman olursun söyleyeyim sana. Anlaşıldı. Siz laftan anlamayacaksınız. Ya götürelim şunu patrona, ne yapacaksa o yapsın. Yürü. Ya bırakıyorum, bırak. Aa! Kaçıyor, kaç!